Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Yeni güne, yeni haftaya hazırlanmaya çalışırken gündeme gelen bölgemizdeki Türkmenlerin durumu en temel nokta şu anda. Gündemde böyle bir bayağı bir hararetle tartışılan bir konu. Göçmen akını mı var, yeni bir akın mı var, olacak mı? Ya da etnik bir temizlik yapılıyor, sürülüyorlar mı oradan? IŞİD'le bir bağ var mı? Hani bu da tartışılıyor o bölgedeki Türkmenlerle ilgili gündeme gelen konular. Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaz Türk bizlerle birlikte sevgili izleyiciler. Şimdi konuya direkt buradan gazeteler yeniden ekrana yansırken birçok gazetede de manşette bu konu. Hemen başlayalım. Şimdi Irak'ta gördük Türkmenlerle ilgili işte IŞİD bölgeye geldiğinde peşmergelerle beraber bölgenin savunması gerçekleştirildi. Sonra Türkmenlerle peşmergelerin çatıştığına tanık olduk ki Türkmen varlığının bölgeden yok edilmeye çalışıldığı söylendi. Şimdi aynı şey Suriye'de de mi yapılıyor? Bayırbucak Türkmenlerine hem Rusya ve Esad birlikleri hem de IŞİD hem de koalisyon böyle karma karışık oldu. Ben anlayamadım. Kimileri IŞİD varlığı var o bölgede derken başbakan açıkladı IŞİD varlığı yok diye. Şimdi sizin gözlemlerinizi, analizlerinizi bir aktaralım. Ne oluyor Suriye'de şu anda? Evet. Önce günaydın size ve izleyicilerinize. Günaydın. Her ne kadar aydın bir gün değilse de öyle olmasını diliyoruz. Tabii bu tür olaylara, yani şu anda mesela buna odaklandık. Yani Bayırbucak Türkmenleri işte Hatay'a yakın bir bölgede esas olarak anlaşıldığına göre 3 tepe veya dağ üzerinde kendilerini korumaya çalışıyorlar. Tabii ki büyük bir kısmı da hani çoluk çocuk işte Türkiye sınırına geldiler ve şu anda kamplarda hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Ama tabii ben Suriye üzerine ve etnik gruplar üzerine bir uzman değilim. Ancak benim görevim veya benim çalışma alanım bu tür olayları geniş resmin içinde bir yere oturtmak ki öyle anlayabilelim. Yani ben stratejik seviyede bu küçük küçük gibi görünen parçaların hangi büyük parçanın, hangi büyük resmin içinde olduğunu görmeye, anlatmaya çalışan bir insanım. Yani strateji, yani stratejik seviye budur zaten. Şimdi şöyle düşünelim. Bu Bayırbucak Türkmenleri hep oradaydılar değil mi? Bugün burada değiller. Yani hep oradaydılar. Evet. Yani biz Birinci Dünya Savaşı'na 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzalayıp buradan ayrıldıktan sonra Lozan Anlaşması ile bu bölgeyi terk ettik Fransa'ya. Ve bu Türkmenler de orada kaldılar. Yani Irak'taki Türkmenler gibi. Ve o günden bugüne oradalar. Evet, cetvelle sınır çizildi. Ailelerin yarısı bu tarafta, yarısı o tarafta kaldı gibi bir durumda söz konusu zaten. Şimdi tabii yani Türkmenler büyük ölçüde toplu halde o bölgede kaldılar. Yani başka etnik gruplar da var ama Türkmenler orada 3 aşağı 5 yukarı, yani genel anlamda birbirine yakın bölgelerde kaldılar. Ve bugüne kadar bir şekilde geldiler. Ve bu savaş da aşağı yukarı 3 senedir, 3 seneye aşkın bir süredir sürüyor orada. Yani bir iç savaş var. Şimdi Türkmenler de bu iç savaşın bir parçası oldular. Ancak bu iç savaş başlamadan önce de bu Türkmenlerin Türkiye'ye uzantıları, Türkiye'de bir varlıkları, Dışişleri Bakanlığı'nın, belki başka kurumların Türkmenlerle ilgili çeşitli çalışmaları vardı. Yani büyük ölçüde sosyal çalışmalar. Belki ekonomik, ufak tefek, belki siyasi boyutları da vardır. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu varlık bugün veya dün orada olan bir şey değil. Şimdi 3 senedir orada iç savaş devam ediyor. Bu Türkmenler de o savaşın bir parçası. Şimdi mesela Sayın Başbakan dedi ki işte bugün hani şu anda Türkmenlere yönelik bir saldırı olduğu belli. Ve bu saldırının esas olarak merkezi Şam yönetimi, yani Esad güçlerinden olduğu da çok belli ortada. Ve buna iddia edildiğine göre Rus Hava Kuvvetleri de destek veriyor. Ama elimizde kesin veriler yok. Ama kesin olan şey şu. Türkmenler, yani Bayırbucak Türkmenlerinin bölgesi saldırı altında, zayiat veriyorlar ve güç durumdalar. Şimdi Sayın Başbakan dedi ki, işte MİT tırlarını durduranlar işte bu katliamın ortağıdır, sorumlusudur. Şimdi bunu inanarak söylüyorsa çok ayıp bir şey. Çok ayıp bir şey. Yani niye? Çünkü kendisi bu ülkenin başbakanı. Değil mi? Yani şu anda da başbakan, epeydir de başbakan. Ki kendi temsil ettiği bir siyasi, yani parti var. İşte şu anda Cumhurbaşkanlığı makamındaki hani Tayyip Bey daha önce başbakandı. Bu işleri beraber bu noktaya getirdiler.
Yani orada durdurulan bir, iki durdurma teşebbüsü var ve bunun içinde de anlaşıldığına göre, yani basına yansıdığına göre görüyoruz internette. Yayın yasağı falan geldi zaten, çok da bir şey anlayamadık yani meseleden de. Efendim şimdi bakın, siz bir ülkenin başbakanısınız. Yani hem şu andaki başbakanısınız hem önceki başbakan Tayyip Bey'i söylüyorum. Hemen sınırınızın dibinde bir iç savaş var. Yani bir ülkede bir iç savaş var. Siz de bu iç savaşa taraf olmuşsunuz. Yani bu ülkenin meşru hükümetinin, yani Şam'daki rejimin karşısında olan ve ona karşı savaşan gruplar var. Siz bu gruplara dünya üzerinde verilen desteğin merkezi olmuşsunuz. Bunlara üs vermişsiniz. Toplantılarınızı hepsini Türkiye'de yapmışlar. Bunlara siz maddi, manevi, siyasi, ekonomik, sağlık, her türlü desteği vermişsiniz. Bunların iç savaşında sanki siz bu savaşın, yani bu savaşan ordunun sizin ordunuzmuş gibi buna geri bölge görevi yapmış. Yani lojistik destek vermişsiniz. Yani bizim orduda askerlikte bir savaşan bir ekip vardı. Yani ön tarafta savaşırlar. Bir de bunun geri bölgesi vardır. Geri bölge, yani geri lojistik destek bölgesi deriz. Yani ikmali, mühimmatı, hasta yaralı tahliyesi, tedavileri vesairesi. Şimdi bunları yapmışsınız. Şimdi Türkmenler de bunun içinde bir yerde duruyor. Yani siz bu işlerin buraya geleceğini düşünememişsiniz. Bunu ağzınıza yüzünüze bulaştırmışsınız. Bütün ülkeyi bunun içine sokmuşsunuz. Bütün dünyanın başına bunları bela etmişsiniz. Şimdi kalkıyorsunuz. Türkmenler de bunun içinde bir kurban olmuş. Türkmenler buna bir kurban olmuş. Şimdi diyorsunuz ki o tırları durduranlar bilmem şudur bu. Peki siz nesiniz? Ya siz sorumlusunuz. Siz bu işi başlatan sizsiniz. Suriye iç savaşına taraf olan sizsiniz. Körükleyen. Efendim körükleyen her türlü ya sizsiniz. Şimdi bakın ne kadar saçma bir laf. Bakın ne kadar saçma silah bir laf. Silah gönderdiğini itiraf ediyor aynı zamanda. Türkiye'yi sıkıntıya sokacak efendim, bir cümle galiba bu. Efendim bakınız. Şimdi bugünlerde dolaşıyor. Cumhuriyet Gazetesi de yayınladı. İşte yok dava açıldı, şu oldu, bu oldu. İşte hain dediler. Bu olay ilk ortaya çıktığında o zaman hatırlıyorum. Bana bir yerden bunun fotoğrafları gelmişti, yani bu yakalananların fotoğrafları. Yine bir televizyon kanalından mıydı, başka bir yerden mi, şunu hatırlamıyorum kesin olarak. Dediler ki bunlar ne? Hani dediler ya hani işte insani yardım battaniye. Baktığım zaman orada gördüm ki bunlar hava mermisiyle tank top mermisi. Şimdi bayır bucak Türkmenlerin elinde tank taburu mu var? Varsa ben bilmiyorum. Peki tank taburu yoksa bu tank topları nereye gitti? Bu top mermileri kime verildi? Nereye gitti? 1, 2, 3, 5 de değil bunlar. Nereye gitti bunlar? Şimdi ortada bir karışık bir durum var. Onlar zaten bize gelmedi dediler. Bize gelen bir efendim, şey olmadı dediler yani. Şimdi bakın, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani o kadar karmaşık bir resme bakıyoruz ki ve el yordamıyla karanlığın içine gidiyoruz ki. Yani izleyicilerin kafasını karıştırmadan bir şeyler tabii anlatmaya, sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi bakın. Siz bir iç savaşın içine girmişsiniz, taraf olmuşsunuz. Kime karşı? Esad'a karşı. Şimdi bugün gündemde olan Türkmenler büyük ölçüde sizin kontrolünüzde veya size muhtar, size bakıyor. Ya veya bugüne kadar size bakıyordu. Şimdi bu savaşın bir parçası olarak siz bu Türkmenleri merkezi Şam yönetimine, yani Esad'a karşı kullandınız mı? Teşvik ettiniz mi? Evet, öyle yaptınız. Şimdi Esad ve Ruslar, Türkmenler dışındaki her türlü gruba, yani buna İslam Devleti dahil, taarruz ediyorlar, bugüne kadar yapıyor, ediyorlardı. Şimdi bugüne kadar siz ya kardeşim niye bunlara taarruz ediyorsun dedin, demediniz. Niye? Diyemezsiniz. Çünkü siz onları düşman ilan ettiniz, yani düşmanca tavır aldınız. Şimdi diyorsunuz ki Türkmenlere saldırmayın. Adam size gülüyor, diyor ki ya kardeşim bu bana karşı savaşıyor. Şimdi Türkmenler dese ki tamam biz Esad'a karşı savaşmaktan vazgeçtik. Sadece İslam Devleti'ne karşı savaş. Nitekim şimdi öyle o noktaya geldiler. Şimdi diyorlar ki biz Esad'a karşı bir şey yapmayacağız. Bize de silah verilsin, mühimmat verilsin, destek verilsin. Yani Amerika destek versin. Biz İslam Devleti'ne karşı savaşacağız. Şimdi o noktaya gelindi. Niye? Çünkü Türkiye bunları yem olarak ortada bıraktı. Bunlar kurbandır. Yani Türkiye'nin hatalarının, yani AKP çok hükümetinin... Çok ağır değil mi Sayın Solmaz Türk? Çok ağır ya. Ne gibi? Yani Türkiye'nin yem olarak bayır bucak Türkmenlerini kullanmış olması. Yani bu AKP yönetiminin bu kadar, hani gerçi 1 Haziran'a, bakın, 7 Haziran'dan 1 Kasım'a gördük ne kadar ağır şeyler yaşadığımızı ama. Bakın Türkmenler, bir de Türkmenler AKP'nin yanlış, sonunu düşünmeyen Suriye politikasının kurbanıdır. Hı hı. Ve şu anda ortada yem olarak gerçekten kalmışlardır.
büyük zayiat veriyorlar, büyük sıkıntı içindeler ve bundan çıkış yolunu arıyorlar Türkmenler. Yani Türkiye dışında acaba bundan nasıl çıkabiliriz? Şimdi bakınız, Türkmenlere lafla yardım olmaz. Bakın bir kere sonra Türkmen dediğiniz şey de var. Yani Türkmenler böyle bir emir komuta altında yeknesak bir grup değil Türkmenler. Yani muhatap alacağınız bir askeri komutanları veya bir siyasi liderleri tek bir kişi yok. Onlar da bölünmüş durumdalar. Yani bunlar toparlanamadı bugüne kadar. Ama bakın şu var. Şimdi siz sınırlarınızın ötesinde bir ülkenin iç savaşına müdahil oluyorsunuz. Bir fiil giriyorsunuz ve bunun iç işleri bizim işlerimizi diyorsunuz. Peki bunu yaparken sonunu düşünmediniz mi? Yani işin bu noktaya geleceğini düşünmediniz mi siz? Yani Türkmenlerin bugün içinde bulunduğu durumu öngörmediniz mi? Görmediniz. Öngörmediyseniz siz onları yem olarak ortaya attınız. Eğer bir hata varsa, vebal varsa vebal sizin boynunuzdadır. He, siz diyorsanız ki hayır biz bunları öngördük. Biz bunun böyle olacağını öngördük. Tedbir aldık. Peki kardeşim ne tedbir aldınız? Onu bunu suçlamak dışında ne tedbir aldınız? Hiçbir tedbir yok. Yeni çadır kentler. Bakın hiçbir tedbir yok. Şimdi efendim diyorlar ki işte biz yine bu sabah işte askere talimat verdik. Ne talimat verdin kardeşim? Ne talimat verdin? Efendim işte şey gelirse, saldırı gelirse misliyle mukabele edin. Ya zaten bu saldırı olay. Saldırı altında şu an. Ya olay bakın saldırı yani bizim Türk sınırlarını kastediyor. Yani bayır bucak Türkmenler bizim sınırlarımızın ötesinde. E şimdi yani siz onu kurban etmiş oluyor musunuz o zaman? Orduya verdiğiniz talimat ne? Bize saldırı gelirse, yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları topraklarına bize saldırı, buna mukabele edin. Bu da saçma bir şey. Böyle bir siyasi karar olmaz. Yani eline yüzüne mi bulaştırmış siyasi karar? Efendim eline yüzüne bölgede bulaştırmanın ötesinde. Bunun içinden çıkamıyorlar. Her şey birbirine katla, bunun içinden çıkamıyorlar. Ve hala saplantı içinde, bakın bunun çıkış yolu Esad'la, Rusya'yla ve uluslararası toplumun diğer üyeleriyle ama mutlaka Esad'la, Rusya'yla ve İran'la beraber bu işi çözmek. Bir an önce bir ateşkes sağlamak ve bir an önce bu ateşkes sağlandıktan sonra bir siyasi çözüme gitmek. Ve bir koalisyon halinde bu İslam Devleti'ni buradan temizleyip Suriye Devleti'ni ne kadar kurtarılabilirse toprak bütünlüğü içinde kurtarmak. Yapılacak olan şey bu. Şimdi siz bunu yapmanız gerekirken bir taraftan Esad'la ilgili saplantınızı sürdürüyorsunuz, bir taraftan Rusya'ya çatıyorsunuz, bir taraftan İran'a çatıyorsunuz. Amerika da geliyor size diyor ki bakın işte şöyledir, böyledir, böyledir, böyle yapalım. İşte yok beraber operasyon yapacakmış. Bakın tekrar söylüyorum, bunu birçok defa söyledim. Suriye'ye Türkiye'ye kimse sokmaz. Şimdi gelelim hani orduya talimat verdik meselesine. Ne talimat verdin? Sen orduya bayır bucak Türkmenlerini koruma talimatı verdin mi? Bunun planlarını hazırladın mı? Bunun siyasi kararını çıkarttın mı? Orduda bunun planları var mı? Varsa kardeşim bu planları ne zaman yürürlüğe koyacaksın? Sen bunları yapmadıysan o zaman sus. O zaman konuşma. Otur birazcık, takkeni önüne koy. Ben bu işin içinden nasıl sıyrılırım onun yollarını ara. Onun yollarını da söylüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı makamındaki muhterem zat bir gün Rusya'ya çatıyor, öbür gün İran'a çatıyor. Esad zaten can düşmanı. E peki kardeşim Esad'a Rusya'ya niye kızıyorsun? Sen bunları düşman görüyorsun. Yani değil mi? Bunlar senin düşman, öyle ilan ettin. Türkmenler de senin dostun, öyle diyorsun. Senin dostun orada da düşman oluyor, ona saldırıyor. Senin bir şey söylemeye hakkın yok ki. Bu noktaya Türkmenleri getiren sensin. Bu duruma, bu vahim duruma, bu içinden çıkılmaz duruma düşüren sensin. Ona buna niye çatıyorsun? Bakın bir de şunu söyleyeyim. Şimdi biz o MİT tırları ile ilgili bir veya iki olayla ilgili fotoğraflar görüyoruz ki fotoğraflar bir tanesinden. Şimdi bakın oradaki fotoğraflara baktığınız zaman bu olayın sadece 2-3 tırla sınırlı bir şey olmadığı belli. Çok net. Ya bu gözüküyor. Yani bu silahı, bu aracı, o mühimmatı tanıyan insanlar bunun çok büyük bir olayın bir parçası olduğunu görebilirler. Yani farklı olmasını ben tahayyül edemiyorum. Bir iki tır gitmemiş. Sadece bir iki tır yakalanmış. Onlar yani fotoğraflarını görebildiğimiz onlar. Dolayısıyla şimdi Davutoğlu'nun kalkıp da sanki bu 2-3 tane tır oraya gitmedi diye Türkmenler bu duruma düştü demesi bir kere abes. Yani kimi saçma. Kandırıyorsunuz duruma? Saçma. İki, bu büyük olayın parçası var. Soru şu. Peki kardeşim siz bunları Türkmenlere göndermediyseniz kimlere gönderdiniz? Nerede bunlar? Bu mühimmat nerede? Bir de asıl soru şu,
bu kadar mühimmat, bu kadar lojistik destek, bu kimlere gittiyse, siz bunun arkasında neyi öngördünüz ve Türkmenler bunun içinde neredeydi? Şimdi bakın, bizi çekmeye çalıştıkları, yani bizim görüp de hani inanmamızı istedikleri resim şu. Şimdi burada bir Suriye var, Suriye rejimi var, işte İslam Devleti var, işte Kürtler var. Bunlar burada bir şeyler oluyor. Yani her gün senaryoyu değiştiriyorlar. Şimdi burada da bir yerde de Bayırbucak Türkmenleri var. Tam bizim Hatay'ın dibinde bir yerde. Onlar da kendi başlarına bugüne kadar böyle duruyorlardı. Birdenbire bunlara saldırı başladı. Ruslarla hesap. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yıllardır devam eden bir savaş var. Türkmenler de bunun bir parçası. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu büyük savaşla ilgili neyi öngördün? Neyi başardın? Türkmenler bunun içinde nerede? Bugün geldiğin noktada nerede, ne öngörüyle hangi ihtimalat planını hazırlamıştın? Bakın hiçbir şey yok. Aynı bizim Süleyman Şah Türbesi gibi. Evet. Şimdi türbeyi aldı kaçtı ya. Şimdi Türkmenler alıp kaçamıyor. Onu buna suçluyor. Şimdi 40 bin kişi gelecek, işte 150 bin kişi gelecek vesaire gibi haberler gördüm. Başbakanlık öyle bir geliş şu anda yok diyor. Ama bir göç öngörüyor musunuz siz de? Bölgeye bir bölge, hani sınırımıza bir göç olur mu? Efendim gayet tabii. Yani zaten sınırımızın dibinde bu insanlar. Hı hı. Yani bu insanlar canlarını kurtarmak için savaşıyorlar. Yani bir yere kadar mevzilerini tutabilirsiniz. Ondan sonra ne yapacaksınız yani? Hadi diyelim ki erkekler mevzilerinde ölmeye karar verdi. Hani orada kaldılar. Çoluk çocuk tabii gidecekler ki tamam biz burada toprağımızdır, atamızdan, dedemizden kaldı. Ata yadigarı, bizim vatanımız burası, burada öleceğiz diye erkekler kaldı. Çoluğu çocuğu kadını tabii ki geriye gönderecek. Tabii ki yani göç tabii ki olacak. Bu güvenli bölge fiili yandaş gazetelerde gördüm. De facto güvenli bölge haberleri yapılmış. Yani şimdi içeri de alınmayacak anladığım kadarıyla. O bölgede sınırın hemen yanında çadır kent kuruluyormuş. Onun bilgileri de paylaşılmış. Şunu ben de kafam karışıyor yani. Öyle bir farklı bilgilerle aktarıyorlar ki. Şunu merak ettim mesela. Amerika ile Türkiye'nin eğit donatı vardı başarısız. Şimdi Türkmenler bize de silah verin diye çağrılar var. Eğit donat derken siz madem büyük bir projenin içerisinde Türkmenleri hani sahiplendiniz, tırlar dolusu silah gönderdiniz, itiraf ediyorsunuz. Niye eğit donatı almadınız? Şimdi adamlar diyor ki bize de silah gönderin. Sonuçta onlar o bölgede yaşayan vatandaşlar. Hani kunduracı belki, kasap belki değil mi? Hani bu insanlar şimdi savaşmak istiyor. Şimdi tabii ki yani bu soru birçok insanın aklında. Şimdi buraya 50-60 kişi getiriyorsunuz eğit donat diye. Yani Türkiye gelen gidip de hani oradan dağılanlar, esir olanlar, İslam Devleti'ne bu kadar. Peki burada hani en az birkaç bin Türkmen getirilip burada eğitip donatılabilirdi. Peki bu niye başarılamadı? Şimdi büyük ihtimalle Amerika buna razı olmadı. Niye Amerika razı olmadı? Çünkü siz bunları yani Türkmenlere getirip bir Türkmen taburu veya Türkmen tugayı olarak bunları organize edip eğitip donatırsanız ki eğit donat Amerika'nın projesidir biliyorsunuz. Yani Amerikan bütçesinden bunları eğitip donatacaksınız. Dolayısıyla Amerika'nın vetosuna tabi. Yani adam demek ki buna hayır dedi, bunu kabul etmedi. Niye? Çünkü size güvenmiyor. Yani müttefik diyor ama sizden çok şey bekliyor ama size bir şey vermiyor. Demek ki o da sizden şüphelendi. Yani sizin siyasetinize güvenmiyor. Size güvenmiyor Amerika demek ki. Ama tabii şu da var. Şimdi bakın asıl sorun şu. Tekrar en başta söyledim. Biz karanlıkta el yordamıyla gidiyoruz. Şimdi bu işlerin başında anlaşıldığına göre MİT var epeydir. MİT'in başında kim var? İşte Hakan Bey var. Şimdi Hakan Bey biliyorsunuz istifa etti. AKP'den adayı oldu. Ön seçime girdi, kazandı. Şu oldu, bu oldu falan. Bakın Tayyip Bey çok kızdı. Ahmet Davutoğlu'nun ısrarına rağmen onun kararını değiştirdi. Müracaatını geri aldırttı. İstifa etmişsin zaten bir ay sonra tekrar MİT'in başına gönderdi. Hı hı. Partili MİT başkanı oldu. Niçin? Niçin? Yani Hakan Fidan Bey'den başka Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları arasında, bürokratlar arasında sivil olsun, asker olsun, diplomat olsun veya sokaktan herhangi bir vatandaş, bir avukat, bir herhangi bir insan olsun. MİT başkanlığını yapabilecek başka kimse yok mu? Ama öngördükleri projeyi ya da planladıklarının devamlılığını istiyorlar. Öyle mi anlayalım? Efendim, devamlılığını istemesi, ortada bir proje yok ki. Ağza yüze bulaştırılmış bir takım birbirinden kopuk çabalar var. Yani bu işler imar komisyonu toplantısı yürütür gibi, kontrol eder gibi, başkanlık yapar gibi bu işler olmuyor. Yani devlet yönetimi, uluslararası ilişkiler, savaşa girmek, yani bunlar ciddi işler. Yani
Bugün hata yaptık, yarın öyle yaparım, hadi şu kanunu çıkartalım, o maddeyi değiştirelim. O olmadı, yanlış oldu, o maddeyi bir daha değiştirelim. Efendim gene olmadı, iki maddeyi daha değiştirelim. Yok, hemen gönderin, olmuyor. Elini kaldırın. Bu işler böyle oluyor. Bir hata ayağınıza yaptığınız dolanır. Zaman bunun geri dönüşü yok. Şimdi bunların derdi, projeler yürüsün değil, ortada bir proje yok. Bunların derdi, bu işleri nasıl ağızlarına yüzlerine bulaştırdılar, ortaya çıkmasın. Hı. Afişi olmasın, ifşa olmasın. Koltukları bırakmayalım ki ortaya çıkmasın yapılan edilen bir şey. Efendim gayet tabii yani şimdi olabilir. Yani şimdi bir de yalnız tabii Hakan Bey meselesi değil. Ya bu işi yürüten insanlara bakın ya. Yani bu insanlar yani güvenlik, savaş, ordu, hani uluslararası ilişkiler ya bu işlerden anlayan insanlar ya anlasalar zaten bu kadar hata yapmazlar. Ya mesele o. Yani bir de hani anlamıyorsunuz hani bir yerde insan hani mantığını kullanır der ki ya bir yere kadar ya bir hata yaptık. Bunlarda o da yok. Hatada ısrar var. Şimdi bakın iş ne noktaya gelmiş? Dünya dönmüş. Amerika'sı dönmüş. Rusya'sı. Hesaplı geçiş formülünden söz ediliyor. Herkesi dönmüş. Bakın şey diyor ki daha dün Alman Dışişleri Bakanı diyor ki ya bunun bir çıkış yolu yok. Bizim diyor Esad'la anlaşıp Esad'la birlikte Esad, Kürtler, efendim Suriye muhalefeti birlikte İslam Devleti'ne karşı bir koalisyon kurmamız lazım. Ne için? Onu temizlemek için. E şimdi bizimkiler güvenli bölge istemiyorlar. Hani İslam Devleti'ni oradan temizleyecekler, güvenli bölge olacaktı bu. Mülteciler geri güvenli bölgeye gideceklerdi. Şimdi dönüp soruyorum ben Sayın Davutoğlu'na. Güvenli bölgeyi siz nasıl kuracaksınız? Yani lafla güvenli bölge kurulur mu? Ya oraya savaşmak zorundasınız. Oraya gidip savaşmak zorundasınız. İslam Devleti'yle kim savaşacak? Kara harekatı şart mıdır bu bağlamda? Evet. Türkiye girmeli midir? Bütün bunları konuşalım, kısa bir ara verelim. Evet. Reklam arası. Sevgili izleyiciler, mesele çok hararetli bir mesele. Aynı zamanda tehlikeli bir mesele. Çok riskli bir mesele. Kısa bir aradan sonra devam edelim. Ve o özellikle kara harekatı, güvenli bölge demişken hep konuşuluyor. Kara harekatı olmadan IŞİD temizlenmez deniyor çünkü. Nasıl olacak bu? Kısa bir aradan sonra Haldun Solmaz Türk'le konuşmaya devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Evet sevgili izleyiciler, Suriye'de bir şeyler değişti. Özellikle Obama ile Putin kadeh kaldırdıktan sonra, Rusya'nın etkinliği arttıktan sonra Esad'ın artık topraklarında hakimiyetini daha aşama aşama ilerliyor. Yaklaşmaya başladı Esad bu tarafa doğru. Oluşturmaya başladıktan sonra Esad gücünü topraklarında. Ama mesela bir yandan da Kürt bölgesi, Kürt koridoru oluşturma, Laskiye'ye işte açılma, denize çıkabilme gibi bir meseleydi. Yine büyük resme baktığımızda hani Irak'ta da benzer Kuzey Irak bölgesel yönetimi, bu tarafta da bir Kürt bölgesel yönetimi miydi? Şimdi bir yandan da kara harekatı IŞİD gibi bir dünyayı titreten, dehşete sürükleyen bir örgüt Paris'i, Ankara'yı, Suruc'u hani düşündüğümüz zaman. Bundan sonra hani bu kara harekatı şart mıdır? Türkiye girmek zorunda mıdır? Öyle farklı yorumlar yapılıyor ki hani bataklığa girmiş olur. Bir daha çıkaramaz kendini ki kendi içinde de sorunu var Türkiye'nin. Bir yandan IŞİD'i besleyen kaynak oluşmuş illerinde. Bir yandan da terör hala Nusaybin'de örneğin açlık grevi yapmaya başladı HDP'liler. Sokağa çıkma yasakları var vesaire. Bu fotoğrafın içerisinde kara harekatını nasıl görüyorsunuz? Evet. Şimdi önce objektif olarak bakalım. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye açısından değil. Yani yukarıdan mesela uzaydan bakıyoruz duruma. Yani bir profesyonel asker veya güvenlikçi gözüyle kara harekatı olmaksızın IŞİD'in veya İslam Devleti'nin Suriye ve Irak'tan temizlenme şansı sıfırdır. Sıfır. Şimdi bu kara harekatını, şimdi havada yeterli güç var. Yani Amerika'sı var, Rusya'sı var. İşte şimdi Türkiye yarım yamalak, efendim gönülsüz de olsa hava harekatına, operasyonlara iştirak ediyor. Şimdi ama karadan kim gidecek? Şimdi karadan gidecek olan bir kuvvete mutlak ihtiyaç var. Şimdi Özgür Suriye Ordusu diye bir varlık yok. Yani o açık. Bir kere onun bir kere, bütünlük yok yani öyle bir. Yani öyle bir güç yok. Yani emir komuta birliği içinde olmayan bir güç askeri bir güç değildir. Onlar birbirini yer ki nitekim birbirini yiyorlar. Yani şu ana kadar dediğim gibi hani işte Türkmenler de onun bir parçası kurban oldu gitti. Türkmenlerin de kendi içinde bir birlik yok. Yani onu tekrar söylüyorum. Türkmenlerin yani Türkmen dediğimiz kitlenin yani bizim dilimizi konuşan, bizim
kanımız, canımız dediğimiz insanlar. Biz her ne kadar onları ayrı ayrı sevsek de kendi aralarında bir askeri ve siyasi birlik, bütünlük yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunu bugüne kadar sağlayamadı. Yani şöyle, kimisi IŞİD'le çatışıyor, kimisi ÖSO'yla çatışıyor, kimisi Esad'a karşı, kimisi değil gibi böyle karma karışık bir yapı mı? Şöyle, IŞİD'e karşı savaşan pek yok. Yani IŞİD onlara saldırmadığı takdirde onlar IŞİD'e karşı saldırmıyorlar. Hı hı. Ve onların bir kısmı büyük ölçüde IŞİD'e yakın olan, yani Nusra gibi örgütlere yakın. Veya onların içindeler. Yani Türkmenler IŞİD'le beraber eğer yan yana görünüyorsa IŞİD'e yapılan operasyon onlara da döner tabii. Ama bir kısmı tabii ki öyle. Yani şimdi mesela Ahmet Davutoğlu hocanın dediği, hani burada IŞİD yok dediği, hı hı, şey. Yani orada yani derken, yani bunlar kimseye saldırmıyor. Yani oraya destek vermiyor. Bunları rahat bırakın anlamında söylüyor. Yani IŞİD yok derken, yani bunların IŞİD'le bir ilgisi yok veya radikal gruplarla veya şeriatçı gruplarla, mesela Nusra'yla bunların bir ilgisi yok demiyor. Diyemez zaten öyle. Yani o gerçek dışı olur. Şimdi söylemek istediğim şey, yani şimdi hani dedik ya, yani hava gücü var, hı hı, ama karadan birilerinin girmesi lazım. Kara harekatı. Şimdi bunu kim yapacak? Şimdi Özgür Suriye Ordusu diye bir emir komuta birliği içinde bir varlık yok. Kim kalıyor geriye? Esad kalıyor, Kürtler kalıyor. Var mı başka bir? Yok, başka kimse yok. Şimdi o zaman siz girmezseniz, başkası da girmezse, ya Kürtler ilerleyecek, onlar ilerlemeye başladığı zaman bir daha kontrol edemezsiniz. Ya da Esad ilerleyecek veya birlikte ilerleyecekler. Şimdi deniyor ki efendim işte Esad'la Kürtler iş birliği içinde. En azından birbirlerine dokunmuyorlar. En baştan beri dokunmuyorlar. Niye? Karşılıklı üst üste çakışan menfaatleri var. Şimdi Batı'nın, Amerika'nın tutumu itibariyle hani Esad'ın pozisyonu biraz farklıydı. Şimdi o da değişti. Dolayısıyla şu anda Esad'ın Kürtlerle, yani PYD ile, yani Suriye'deki Kürt siyasi varlığıyla işbirliği önünde hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Şimdi siz Türkiye Cumhuriyeti olarak PYD'ye terörist diyorsunuz. YPG'ye işte o da PKK diyorsunuz. Esad'a da düşman diyorsunuz. Yani kan, can düşmanınız yani. Kan davalı hale geldiniz. Peki siz o zaman buraya nasıl gireceksiniz? Nasıl gireceksiniz yani buraya? Dayanak yani, kalmadı. Efendim ya gayet tabii yani bu asker olmaya, diplomat olmaya gerek yok. Siyasetçi olmaya, bunu görmek için. Yani buraya girmek için yani birilerini yanınıza almanız lazım. Bu sizin sınırınızın ötesinde. Yani içerideki vahim durumu bırakın. Yani bizim kendi sınırlarımız içindeki, Güneydoğu'daki vahim durumu bırakın. PKK bir taraftan, efendim işte İslam Devleti, IŞİD bir taraftan, kendi içimizde. Bunu bir kenara bırakın. Diyelim ki bizim içimizde güllük gülistanlık her şey. Şimdi sadece tek sorunumuz bu. E kardeşim buraya nasıl gireceksin? Üstelik de Rusya ve Amerika da orada hava harekatı icra ediyor. Yani siz kara kuvvetiyle gireceksiniz. Üzerinizde kendi hava kuvvetleriniz. Nasıl uçacaksınız orada? Bakın bu hava operasyonları böyle Luna Park'taki çarpışan arabalar gibi değil. Hava sahası kontrolü diye bir sistem var, bir konsept var. Bakın Amerikalılar, Ruslar bile oturup birbirlerine çarpmamak için, yani çarpmamak derken uçaklar çarpmasın anlamında değil. Yani hı hı, uçuş evet, koridorları, taarruz koridorları, gidiş dönüşleri birbirinin üzerinden geçmesin. Helikopterleri belli yerden uçsun diye oturdular, anlaştılar. Siz bunu yapmak zorundasınız. Şundan dolayı mı Sayın Solmaz Türk, biraz belki uzatacağım ama bir minicik parantez açalım. Şimdi Suriye Türk F-16'sı düşürdü. Türkiye de ona angajman kurallarını genişlettim vesaire diyerek yanıt verdi. Ama bir Amerikan ve Rus uçakları karşı karşıya gelse de biri birini kazara bir düşürse bunu açıklayamazlar ve bir yani farklı bir şey olur orada gibi tehlikeyi mi bertaraf etmek istiyorlar? Şimdi o yanlış hatırlamıyorsam F-4'tü. F-4 keşif uçağıydı bizim düşürülen, hı hı, uçak. O uçağın nasıl düşürüldüğü de meşkuktur. Yani belirsizdir. Yani ben o zaman da söyledim, yine de söylüyorum. O uçağın Suriye Hava Savunması tarafından düşürüldüğünü sanmıyorum. Yani bu önermeyi destekleyecek verileri ben göremiyorum. Yani o meşkuk. Hani ya Rusya ya Suriye'den de ama o zaman Rus hava, hani İncirlik'te ve Malatya'daki Kürecik Kalkanı'na karşı bir deneme yapıldı falan gibi bir şeyler konuşuldu şimdi ama. Şimdi deneme yapılmış olma ihtimali yüksek. Yani böyle bir şey yapılmış olma ihtimali yüksek. Yani bütün veriler onu gösteriyor. Hı hı. Yani bir zorlama var. Yani bizim uçaklar tarafından. Hani biz mi karar verdik, başkası mı bizi teşvik, onu bilemem. Bir zorlama var. Suriye Hava Savunması'nın ateş açtığı da kesin.
Kendileri çünkü ateş açtık diyorlar. Ki ateş açıldığına dair filmler de gözüküyor yani, o zamanlar gösterilmişti. Ama bizim uçağın o ateşle düştüğü konusunda yani ben bunu İkna olmadınız. Yani bu verileri göremiyorum. Uçağın nasıl düştüğünü, niye düştüğünü bilmesi gerekenlerin bildiğine inanıyorum. Ama siyasi olarak bunu söylemekten kaçınıyorlar. Bakın, siz bir ülkeye bu kadar yaklaşıp ve hele öyle kritik bir durumda uçağınız düştükten sonra bizi Suriye düşürdü derseniz, Suriye 3-4 gün bekler, ondan sonra evet biz düşürdük der. Diyecek başka bir şey yok. Suriye biz düşürmedik dedi. 3-4 gün sonra evet biz düşürdük dedi. Ama bu uçağın nasıl düştüğünü bilmesi gerekenler biliyorlar. Ama bunun siyasi olarak açıklaması zor veya imkansız olduğu için Suriye düşürdü diyorlar. Şimdi bizim düşürdüğümüz o Suriye, hani bizim Türkiye-Suriye üzerindeki işte bir uçak var, helikopter var. Hani daha sonra farklı yerlerde, yanılmıyorsam iki helikopter. İşte ateş açmalar, şunlar bunlar. İşte sonra dedik işte angajman kuralları. Şimdi bakın, yani bunlar, tekrar söylüyorum, bu işin cahili. Bu işin cahili. Angajman kurallarının ne olduğunu, nasıl belirlendiğini, bunların maksadını. Yani bunları oturup biraz çalışsınlar. Bir, iki. İşe mesela Rusya'ya girdikten sonra dediler ki angajman kuralları halen aynen geçerlidir. Bu saçma bir şey. Bu akla ziyan. Yani bir angajman kuralları belirleniyorsa belli koşullarda belirlenir. Rusya gibi bir devlet, Amerika gibi bir devlet orada hava operasyonları başlatmış. Vızır vızır uçuyorlar, taarruz ediyorlar, savaş devam ediyor. Siz de diyorsunuz ki angajman kurallarımızda hiçbir değişiklik yok. Bu saçma bir şey. Yani siz bununla ısrar ediyorsanız, bunu söyleyen siyasiler, siyasilere uyarmayan askerler, angajman kurallarının ne olduğunu, angajman kurallarının ne işe yaradığını, nasıl belirlendiğini, nasıl gözden geçirildiğini, nasıl uygulandığını bilmiyorlar demektir. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi tekrar bu kara ve hava meselesine dönersek. Şimdi dolayısıyla siz bir şey yapacaksınız, oraya kara kuvvetinizi sokacaksınız. Sizi oraya tek başınıza hiç kimse sokmaz. Hiç kimse. Yani sınırı bir metre daha öteye tek başınıza hiç kimse geçirmez. Ha, birileriyle beraber geçeceksiniz. Kimle geçeceksiniz? Amerika ben gitmem diyor. Gitmem diyor Amerika. Rusya diyor ki arkadaş ben de gitmem. Peki kimle gideceksiniz? Ha, Kürtler var, burada Esad var. Siz de onlarla düşmansınız. Şimdi görüyor musunuz açmazı? Yani bu hükümetin, bu siyasi kadronun bizi getirdiği noktadaki açmazı görüyor musunuz? Şimdi biz şu anda Türkmenlere, bayır bucak Türkmenlerine bakıyoruz orada. Ama sorun bakın ne kadar büyük bir sorunla karşı karşıya. Bakın şimdi bir aşamada bizim kontrolümüz dışında, bakın en büyük risk Kürtlerle Esad'ın Amerika ve Rusya ile birlikte anlaşıp bu IŞİD, İslam Devleti'nin kontrolündeki bölgeyi ele geçirmesi. Yani Kürtlerin şu andaki bölgeden daha da güneye ilerlemesi, Esad'ın da daha kuzeye ilerlemesi ve neticede bunu temizledikten sonra oturup bizim dışımızda, bizim irademizin dışında, bize rağmen Suriye'nin geleceğini belirlemeler. Ha, onun içinde bir Kürt siyasi varlığı olacak mı? Şu anda var zaten. Ha, şimdi bir de tabii şu deniyor. Efendim işte Kürt koridorunun uzanmasından Esad'ın işte menfaati var. İşte Kürt koridoru uzanır, işte buradan denize bağlanır. İşte dolayısıyla Suriye, yani Esad'la Türkiye'nin ilişkisi kesilmiş olur, böyle bir tampon bölge. Bunu da işte şey ister. Esad ister, bunu teşvik eder. Bu da çok saçma bir şey. Saçma bir şey. Esad yani, affedersiniz, gerizekalı mı Esad yani? Böyle bir şey olur mu? Yani niye böyle bir şey istesin? Yani Türkiye ile yani sınırını kessin, buraya bir Kürt siyasi varlığı gelsin. Yarın öbür gün Kürt şeyin bir Kürdistan'ın bir parçası olacak. Buradan işte Kerkük'ten dahil Kuzey Irak petrollerini buradan akıtıca gelecek. Esad da bunu isteyecek. Yani bu da biraz yani ayıbın ötesinde biraz komik oluyor. Yani insanlara böyle şeyler anlatmasınlar. Ha, şunu demek istiyorum. Esad bunu istemez. Biz istiyor muyuz? Biz de istemiyoruz. Niye? İkimizin de menfaatine aykırı. O zaman gene Esad'la anlaşmanız lazım. Yani siz Kürt koridorunu önlemek istiyorsanız işte Esad'la anlaşacaksınız. Kürt koridorunu kurmak isteyen Amerika. O zaman siz bunu engellemek, o zaman siz Rusya ile anlaşacaksınız. Yani siz anlaşmanız gereken insanların hepsini karşınıza alıyorsunuz. Her gün yumruk tokat tükürüyorsunuz. Tahkir ediyorsunuz. Asıl yani sizin menfaatlerinize aykırı menfaatleri olan, menfaatlerinizi çatışan ülkelerle, Amerika ve Batı başta olmak üzere, oturuyorsunuz onlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Hayır, İncirli'yi daha çok uçağa açıyorsunuz, Diyarbakır'ı ayrıca konuşlandırıyorsunuz falan bir yandan da.
askeri etkinliğini de artırıyorsunuz. Efendim, açık onları. Açık çek vermişsiniz. Kuzey Irak'taki Kürt varlığı bugün, yani Kuzey Irak'taki ismi konulmamış bağımsız Türk Kürt devleti nasıl oldu? Hangi şey? Yani 36. Kuzey paralelinin kuzeyindeki bölge, yani bu provide comfort, yani bu nasıl mümkün oldu bunlar? Yani burada Kürt varlığı nasıl mümkün oldu? Şimdi süremizin sonuna geldik, evet. De Haldun Bey, şunu bir netleştirelim mi? Bir kere daha önce de söylediniz, yapılması gereken ateşkesi sağlamak Esad, Rusya ve İran'la beraber. Ama böyle bir olasılık görünmüyor. Bu görünmeyen olasılık gerçekleşmediği takdirde Türkiye'yi bekleyen tehdit nedir acaba? Hani hem içerideki IŞİD destekçileri, resmen canlı bomba üreten ülke olmuşuz. Hem Güneydoğu'daki olaylar, YDGH'nin hendekleri vesairesiyle sokağa çıkma yasakları, bir mesaj veriliyor bu ülkeye. Evet. Yani bir başka türlü bir şey oluyormuş gibi endişelerim var. Sizin de var mı acaba? Bakın, önce şey söyleyeyim. Yani ateşkes olması ihtimal yüksek. Yani o ihtimal yüksek. Niye yüksek biliyor musunuz? Bu IŞİD'in veya İslam Devleti'nin batıda yarattığı panik ve kaos havası, büyük korku, endişe o kadar büyük ki. Yani şimdi herkes bir an önce bir ateşkes olsun ve Esad, Kürtler, işte Özgür Suriye Ordusu her neyse birlikte bu ateşkese uysun çabası içinde. Yani şu anda bütün çaba bunun için. Ve yani IŞİD daha öncelikli tehdit olarak görüldüğü için herkes bu bağlamda uzlaşma yanlısı. IŞİD şu anda birinci öncelikli tehdit. Batı'da, Amerika'da, Rusya'da, Almanya'da, İngiltere'de, Avrupa Birliği'nde bu konuda %100 kesin bir fikir birliği var. Bir önce ateşkes ilan edilsin ve bir koalisyon kurulsun. Koalisyon herkesi için, Esad dahil için alacak şekilde sadece IŞİD'le savaşsın. Yani bu iki kere iki dört. Evet. Bu bağlamda da işte... Şimdi içerideki meseleye gelince, yani bu... Şimdi bakın, bu yeni değil. Bunu bilenler biliyor. Bakın şimdi bir balyoz diye bir dava çıkarttılar, biliyor musunuz? İşte sonradan hepsini işte kumpas dediler. Şu oldu, bu oldu. Şimdi 2003 yılı Mart ayında, 1. Ordu Karargahı'nda, Mart ayında, Mart'ın hemen başında, 3-4-5 Mart'ta bir harp oyunu yapılmıştı. O harp oyununda sanki balyoz diye bir şey varmış da sanki o harp oyununda oynanmış ya. Kumpas buydu. Şimdi hala da bakın 5 sene, davanın üzerinden 5 sene geçti. Olayın üzerinden işte kaç sene, 12 sene geçti. Hala Genelkurmay bunun soruşturmalarını yaptıracak da Gölcük'ten, efendim Selimiye'den de bunlar gelecek de işte bizim arkadaşlarımıza bu kumpası kuranlar da bunun hesabını verecek. Onu bekliyoruz. O bir kenara. Şimdi bakın o 2003 yılı Mart ayında 1. Ordu'daki seminerin ana varsayımı neydi biliyor musunuz? Ana varsayımı şuydu. Türk ordusu Irak'a girerse, ki Amerikalılar o zaman biliyorsun gireceklerdi 2003'te, yani biz 1 Mart tezkeresi geçseydi gireceklerdi. Girdiği takdirde geri bölgede bir zafiyet oluşacak. Bu zafiyet oluştuğunda IŞİD denmedi ama IŞİD türü şeriatçı gruplar, örgütler ve ayrılıkçı Kürtçü PKK gibi gruplar bizim ordu içeriye, oraya Irak'a angajeyken geri bölgede bu tür olaylar çıkartırlarsa, yani toplumsal olaylar, karışıklıklar, işte kurtarılmış bölge ilanları, işte bombalar, canlı bombalar, yani hem şeriatçı örgütler hem ayrılıkçı örgütler ve bundan istifadeyle mesela Yunanistan hani bir şey yapmak isterse, mesela bir Ege'de bir oldu bitti yaratmak isterse, biz birinci ordu olarak ne yapabiliriz, ne yapalım, oturalım bunu konuşalım, kafa yoralım. Bir senaryo çıkış oluşturalım. Efendim işte bu, yani çözüm yollarını arayalım. Yani senaryo buydu. Yani biz Irak'a girersek içeride böyle bir zafiyet oluşacak. Tabii Irak'a girdiğiniz zaman sadece oradaki birliklere giremezsiniz. Yani batıdan mesela birinci ordudan çok sayıda birlik, araç, gereç, mühimmat oraya aktarmanız lazım. Yani savaşmak öyle kolay bir şey değil. Yani bir dengeli konuşlanma söz konusu şu anda. O denge bozulacak. Bir tarafa doğru ağırlık gelecek. Arkada bir zafiyet oluşacak. Bu zafiyeti bir taraftan ırkçı, ayrılıkçı örgütler, PKK gibi, bir taraftan efendim şeriatçı örgütler, işte IŞİD gibi, bundan hazır işte, yani tam zaman bu zamanıdır. Efendim Ege'de bir oldu bitti yaratalım. Mesela karasularımızı genişletelim. İşte doğrudan doğruya kıta sahanın sorununu çözelim. Yunanistan derse biz ne yaparız? Buydu. Ne zaman? 2003 yılında. Bu düşünülüyordu. Kim? Çetin Doğan. Bakın düşünüyordu. Bakın. Adamcağızın başına gelmediği şeyler kalmadı bunu düşündüğü için. Şimdi bakın 2015'teyiz. 12 yıl sonra aynı noktadayız.
Suriye'ye o gün girdiğiniz gibi Suriye'ye ordu olarak girerseniz gerideki tehdidi şimdi herkes görüyor. Gördünüz mü şimdi neler olduğunu? Bakın Güneydoğu'da neler olup bittiğini. Ve polisin ne durumda olduğunu. Bakın polisin ne durumda. Bakın yıllardır diyoruz ki polisin üzerine eğilin. Yarın öbür gün toplumsal olaylar başlandı. Bu polisle bunun üzerinden kalkamazsınız. Baş edemezsiniz. Eğitimiyle, disipliniyle, motivasyonuyla, sevk idaresiyle, polislerin amirleriyle ilgilenin. Mesela Emasya'yı kaldırdılar. Marif etmiş. Emasya'yı kaldırdılar. Aferin, iyi yaptınız. Kardeşim Emasya orduyla polis arasında işbirliğinin nasıl yapılacağına dair prensipleri belirleyen bir çerçeve. Peki sen bunu kaldın. Yerine ne? Hiçbir şey koymadın. Sonra bürokratlar bir şeyler yapmamışlar da, yanlış yapmışlar da, PKK yığınık yapmış da, bizi aldatmışlar da falanmış da. Yani diyor ki zaten diyor zaten askeri bürokrasi de zaten diyor bunu diyor pek istememişti. Be kardeşim, Oslo'da gidip oturan ve PKK'ya ya kardeşim yani çok fazla siz eyleme falan kalkmayın. Bakın biz valilere talimat verdik, kaymakamlara verdik, emniyet müdürlerine verdik. Zaten gücünüzde olduğu gibi yerinde duruyor. Yani PKK'nın olduğu gibi zaten yerinde duruyor. Bütün şehirleri de bombalarla doldurdunuz. Yani daha ne istiyorsunuz? Yani biz zaten size işte mealen söylüyorum. Yani biz zaten size hani mahkum durumdayız. Yani gücünüz aynen duruyor. Şehirleri de bombalarla doldurdunuz. Valilere kaymak. Beğenmediğiniz varsa yanlış yapan söyleyin onları da alalım. İyi çocuklar, olsun çocuklar atayalım. Ya diyen siz değil misiniz? Emasya'yı kaldınız, o halde kaldınız. Bir de bunlarla gurur duyuyorsunuz yerine hiçbir şey koymadan. Ya o hal iyi bir şey anlamında söyleyeyim ama yerine hiçbir şey koymadan. Bütün bir ülkeyi çektiniz. Polisi tümüyle politize ettiniz. Moralini bozdunuz. Etkinliğini ortadan kaldırdınız. Şimdi kalkıyorsunuz. Efendim işte askeri bürokrasi zaten pek istememişti. Askeri bürokrasi diyor ki ya diyor biz bunları 105 defa bunlara bildirdik, yazdık, rapor. Raporlarda dosyaladık diyor. Dosyaladık dedikler şimdi sustular artık bir de onu demiyorlar yani. Devletin arşivlerinde var. Devletin arşivinde yoksa Genelkurmay'ın arşivinde olduğu kesin. Yani öyle anlaşılıyor. Öyle diyorlar çünkü yani. Ben de içlerinde değilim ama öyle anlatıyor. Kendileri söylüyor. Şimdi dönüp siz kime ne diyeceksiniz? Bakın. Şimdi şeyden sonra zamanımız da bitiyor herhalde ama Ahmet Hoca yani Davutoğlu, Sayın Davutoğlu diyor ki şeye kendi seçmenlerine efendim diyor bunlar da üçü bir araya geldi. Yani muhalefet partilerini. Üçü diyor bir AKP edemedi. Bir de kik 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 gülüyor. Ya Ahmet Hoca niye gülüyorsun? Senin soracağın şey şu. Ya biz her şeyi ağzımıza yüzümüze bulaştırdık. Bakın Suriye iç savaşı. Içinde. İç savaşı. Bakın bu kadar büyük bir belaya soktuk. Ve nasıl içinden çıkacağımızı da bilmiyoruz. PKK ile oturduk siyasi müzakereye. Ağzımıza yüzümüze bulaştırdık. İçinden nasıl çıkacağımızı bilemiyoruz. Demokrasinin köküne kibrit suyu ektik. Medyayı sıfırladık. Dünyaya rezil olduk. Avrupa Birliği raporunu açsın okusun. Gazetecisi bilmem nesi hepsi. Rezil olduk. Yolsuzluk buraya kadar geldik. Kendi bakanı bile diyor ki ak demekle ak olunmaz diyor. Kendi bakanı bile. Öbür bakanı diyor ki efendim diyor kabine toplantıları belediyenin imar komisyonu toplantıları gibi geçiyor diyor. Şimdi sen kih kih güleceksin de yani özür diliyorum yani Ahmet Hocam. Şunu düşün. Ya bu halk nasıl oluyor da hala bize oy verebiliyor? Buna bir çare bulalım. Yani bir tedbir getirelim, bir şey yapalım. Bu merak gibi bu da gelir çok fena patlatır bu ülkeyi değil mi? Yani üzülmesi lazım. Kih kih gülüyor. Onu izleyenler de onlar da şak 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 onlar da alkışlıyorlar. Ya akıl ülkenin tutulması. Hali bu değil mi? Ülkenin hali bu değil mi? Yani bunda gülecek ne var? Yani sana oy verdiler diye. Yani bu durum düzeldi mi şimdi? Vahim. Böyle kaygılarımızı paylaşıyoruz, öngörülerimizi paylaşıyoruz efendim, ama. Efendim yani paylaşmaya çalıştığımız şeylerin küçücük bir parçasını paylaştık. Yani her birini alsanız saatlerce burada konuşulur ne yazık ki. Durum vahimin de ötesinde. Evet. Niye? Çünkü bu hükümetin bunun içinden nasıl çıkacağına dair bir projesi yok. Böyle bir vizyonu yok. Bunu yapacak kadroları da yok. Vallahi kusura bakmasınlar işte. Meclis Başkanlığı'na getirdikleri muhterem şahsı gördünüz. Hayırlı uğurlu olsun Meclis Başkanlığı. Ama göreceğiz ne kadar demokrat olduğunu göreceğiz. Şimdi işte bakın konuşacakmış yarın. İzleyeceğiz, takip edeceğiz. Demokratlık lafla olmaz. Kaldı ki demokrat diye biz söylüyoruz tabii. Yani kendi ağızlarından demokrasi lafı çıkmıyor. Atatürk lafı çıkmıyor. Cumhuriyet lafı çıkmıyor. Göreceğiz ama bu demokrasi uzun soluklu bir mücadele.
Evet, bizler itiraz etmeye devam edeceğiz. Olması gerekenleri söylemeye devam Elbette. Edeceğiz. Elbette, demokrasi içinde. Demokrasi içinde uygarca. Evet. Gayet tabii. Evet sevgili izleyiciler, saat başında tekrar karşınızda olacağız. Haldun Soldumans Türk'ü uğurlarken bu kez sıcak haberlerle, ki bakıyorum örneğin sokağa çıkma yasağının Yüksekova'da sona erdiği bilgisi geliyor. Muş Varto'da bir askeri araca PKK'lı teröristler yine bomba yola tuzakladıkları bombayı patlatıp saldırıda bulunmuşlar. Askerler yaralı, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. Sıcak gelişmeler var, saat başında tekrar karşınızda olacağız. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.